İti deyince... Kayıta mı? Tamam. Akla belki. Tamam, evet. Evet, sevgili Gazoz Ligi eşrafı, bu sezon değişiklik yapalım dedik. Her hafta gözlemci takımlardan biri ligin o haftanın değerlendirmesini yapıyordu. Aynı zamanda video çekerek güzel bir konsept aslında hazırlıyorlardı. Her hafta bir gözlemci takım bunu yaptı. Bizde bir değişiklik olsun dedik. Hakem tayfası olarak, ekibi olarak bu sezon devre arasını bir değerlendirelim dedik. Sizler bizi yeri geldi eleştirdiniz, esprili bir şekilde tabii ki. Yeri geldi göklere çıkardınız. Pek göklere çıkaranı görmedik ama onun için biz hakem tayfamızla beraber ekibimiz bu. Hakem ekibimiz bu. Hem Efendilik'te hem Gazoz Ligi'nde beraberiz arkadaşlarla. Ve şimdi Gazoz Ligi'nin ilk yarısı olduğu için şimdi değerlendirmemizi yapacağız. Evet, herkesi tanıyoruz burada. Ligdeki arkadaşlar da tanıyorlar. Zaten İbrahim ve Halim çok eski Gazoz Ligi'nin kuruluşundan beri varlar arkadaşlarımız. Diğer arkadaşlarımız da aramıza yeni katıldılar. Bu sene özellikle, geçen sene Emre vardı ama bu sene yeni katılan 3 arkadaşımız var. Ben de geçen sene. Sen geçen sene fazla gelmiyordun. Bu burnunu yaptı, dayak yedi geçenlerde. Onun için burnu şu anda ameliyatta. Evet. Ben özellikle yokum bu arada. Şu anda yoksun. Yani şu anda yoksun ama 2 yıl vardı. Evet. 2 yıl efendilikteydi arkadaşımız ama efendiliğini kaybettiği için efendilikten atıldı. Şimdi geliyoruz. Evet. Şimdi videodan insanların haberi var mı takımda? Hayır. Yok. Yok. Sürpriz. Şimdi Halim'den genel bir, yani tabii konuyu açacaktır, dolaşlama olacaktır ama Halim'den Gazoz Ligi'nin genel bir ilk yarı değerlendirmesi de var. Neler gözlemledi? Halim'e göre bu sezon daha mı sert geçiyor, daha mı yumuşak geçiyor, centilmenlik nasıl, takımların tutumu nasıl, genel bir değerlendirme alalım. Her arkadaştan böyle tek tek. Ben iki ligi birden de özetleyeyim. Şimdi Gazoz Ligi ile başlayayım, daha orada eski olduğum için. Geçen senelere göre, hani sadece geçen sene olarak da ilk başladığından beri içinde olduğum için futbol olarak daha ilerlediğini, takımların biraz daha oturduğunu, işte topçuların da, yeni transferlerin de takımlara ekstra bir şeyler kattığını görüyoruz. Gazoz Ligi yönetimi olarak da işte geçen senelere göre, öncesine göre işte belli kişilerle değil de artık herkesin sahiplendiğini ve bu ciddi bir şekilde motivasyon olduğunu, hani artık kimse sadece gelip iş yapmaktan ziyade ya da top oynamaktan ziyade buraya bir aile olarak gördüğünü hissediyorum. Futbol olarak da dediğim gibi iki hani Gazoz Ligi'nin söylüyorum. Gelişimi görüyorum. Efendilik'e ben bu sene katıldım. Orada bu sene maçları yönettim. Orasının olası ayrı bir değişik. Ayrı bir güzelliği var. İşte biraz daha hani futboldan ziyade biraz daha dostluğun orada biraz ön planda olduğunu şey yaptım. Yok, Gazoz Ligi'nin de aynı şey ama hani Efendilik'e ben yeni katıldığım için sadece uzaktan gözlemlerim bu şekilde. Sertlik anlamında nasıl Gazoz Ligi bu sene? Geçen yıllara nazaran. Sert biraz daha oturmuş gibi yani. Eskiden biraz da kazanma hırsıyla vardı. Ki bazı takımlarımızda maalesef hala o devam ediyor. İşte kazanamadıklarında hırs yaparak işte hem kendi motivasyonlarını düşürüyorlar hem maçın atmosferini bozuyorlar. Ve bu illaki biz değilsiniz. Bizim verdiğimiz kararları da etkiliyor. Olumsuzluklar oluyor ama her şeye rağmen ben bu sene daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, kendi daha keyifli ve zevkli geçiyor diyorsun. Evet, Halim arkadaşımızın genel değerlendirmesi böyleydi Gazoz Ligi için. Evet, bu seni dinleyelim. Tecrübelerinden faydalanalım. Bütün takımlar faydalansın. Son şampiyonun aynı zamanda kaptanı, İTÜ'nün kaptanı İbrahim arkadaşımız. Yani asıl kaptan, asıl kaptan İbrahim. Numan sen söz vermeden konuşmuyorsun. Parlak Evet, İbo senden de bir genel değerlendirme alalım. Nasıl gidiyor Gazoz Ligi bu sene sence? Gazoz Ligi takımların da birçok transferiyle daha da güçlendi. Alttaki takımlar da kuvvetli hale geldi. İki yeni takımımız var bu sene, yani 5 ve 2 çıkarma. İkisi de renk kattılar bayağı. Yani aldığımız için mutluyuz. Hiçbir sıkıntı olmadı. Yani bizden daha çok biz yana kemik rolüne sönüyoruz. Sizin gelmediğiniz zaman orta kemi. Evet, orta genelde orta kemi alamıyoruz. Hocanın da burada şey... Herkes hakkını bilecek. Evet,
İşte ne diyebiliriz? Daha bu sene daha da oturdu. Yani oyuncular birbirleriyle daha dost hale geldi. Diğer takımdaki arkadaşlarla daha çok muhabbet etmeye başladılar. Ben de bir takım oyuncusu olarak yani hakemlik yaparken daha kolay sezebiliyorum insanların nasıl davranacağını, nasıl. Yani daha güler yüzlü davranmaya çalışıyoruz onlara. Onlar da bize güler yüzlü davranıyorlar. Saha içinde muhabbet edebiliyoruz. Sahanın kenarında sınırken onlar muhabbet edebiliyoruz. Yani güzel dostluklar edinip, güzel arkadaşlar edinip tabii. Biz de bundan mutluyuz. Yani ben de son demlerime giriyorum artık yani. Bizim de hakemli şey bitecek herhalde. Artık yani iş hayatına atılacaksın artık. Için bizim de artık son devreye gidiyoruz. Ne zaman olur mu? İşte burada yani burası aslında, burası aslında arkadaşlar bir okul aslında. Yani şimdi mesela Halim bir aksilik olmasa çok büyük istediği, arzuladığı yurt dışı olayı var. Mayıs gibi falan gitmeyi planlıyor. İnşallah olur. Gönlüne göre olur. Sen mesela aynı şekilde okul bitti, iş hayatına atılacaksın. Yani çok başarılı iş hayatında olacaksınız inşallah. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Aynı zamanda hakem olarak da aslında belki de maçlar izlerken hani eleştiriyordunuz hakemleri. Belki şimdi daha bilinçli eleştireceksiniz eleştirirken. Daha bilinçli. Belki de bazı arkadaşlarınıza kızıyorsunuzdur hakemi eleştirirken bazı pozisyonlarda. Aslında burası bir hayat okulu gibi oldu. Evet. Kesinlikle evet. Evet, Selim arkadaşımız bu sene katıldı bize. Kendisi lise son sınıf öğrencisi. Aynı zamanda futbol oynuyor. Amatörde futbol oynuyor. Şöyle elimin ters gitsin, bir tane vuracağım, burnunu dağıtacağım. Zaten dağılmış. Arkadaşım burnunu iki kere ameliyat ettiler, gerekçesini söyleyeyim. İlk ameliyat, üçüncü ameliyat. İlk ameliyatta iki kamil hafriyat çıktı burnuna. Ya şimdi hocam, tamam, işte, buraya ligin konuşmaya geldik. Bir saniye. Geldiğin konuşmaya geldik. Sözünü kesme, haddini bil. Hocam bak, ikincisinde yine iki kamyon hafriyat çıktı, bitmedi. Yani bir anda yapamadılar çünkü kamyon yoktu. Üçüncüsünde inşallah şimdi bitmiş olacak. Birkaç tane daha var hocam. Birkaç tane daha var. Doğru. Hocam benim beyaz futbol gibi oldu ya. Zaten futbol dışı. Evet, Selim arkadaşımız, genç kardeşimiz, en gencimiz aramızda. Ondan da bir bu sene hani gazoz zilginin böyle dışarıdan bir genç kardeşimiz olarak izlenimlerini ve gözlemlerini alalım. Nasıl sence bir genel değerlendirme yaptığında futbolcu olarak hem hakem olarak da geliyorsun, ilk kez hakem deneyimi yaşıyorsun. Nasıl görüyorsun gazoz zilgini? Gazoz zilgi tabii mücadelesi yüksek. Ben onu görüyorum. Yani birkaç kere geldim ben gazoz zilgine. Evet. Mücadele yüksek. Mesela bazı takımlar hırslı ve o hırsın verdiği şey de bize bazen çok büyük tepkiler verebiliyorlar. Tabii biz bir şey diyemiyoruz. Demeyeceğiz tabii zaten. O maç içerisinde olan bir anlık şeydir. O normal. Efendi Lig'e gelecek olursak, ben Efendi Lig'e geliyorum yani işte. Evet. Orada da yani diyeceğim ortak şey mücadele yüksek hocam ya. Ben bundan peki, çok memnunum. Peki. Bazı maçlar çok tempo. Bazıları evet. Düşük. Yani evet. Bu arada Numan'a takıldım. Tabii hafriyat kalmıyor. Şimdi ben de burnumdan estetik olmak istiyorum ama benimkinin bir yılda gitmez. Onun için her oluyor. Ne zaman oluyorsunuz hocam? Ben düşünmüyorum çünkü kamyon yetmez benimkine. Şimdi evet, Mustafa arkadaşımız da bu sene katıldı aramıza. Kendisi de aynı zamanda Eyler 5'in futbolcularından. Gerçi ilk yarı oynamadı. Devre arası transferi. Eyler 5. Eyler 5'te oynayacak. Anlaştılar, bunu da ikinci yarı fazla göremeyeceğiz sahalarda. Benden izin almadılar. Almadıkları için bunu görüşeceğiz bilahare. Sahada da görüşeceğiz tabii ki. Şimdi Mustafa arkadaşımız da bu sene katıldı aramıza. O da üniversite öğrencisi. Üniversite okuyor. İnşallah o da çok başarılı olacaktır diye ümit ediyorum. Kendisi de hem futbolda oynadı amatör yıllarca. Evet. Genç bir kardeşimiz. Sen nasıl görüyorsun gazoz ligini? Ya ben daha bu ilk senem olduğu için arkadaşlarla bir bahane kıyaslama yapamıyorum tabii ki. Ama benim gözlemlerim yani gazoz ligi gerçekten bir aile gibi. Yani herkes bunun farkında. Sadece sahada o 60 dakikada bazı şeyler değişiyor. Farkındalığından biraz çıkıyorlar. O da olur tabii ki. Hani herkes kazanmak için oynuyor bir nevi sonuçta. Evet. Dostluk tabii ki var. Bazı maçlar bayağı sert geçiyor, benim gözlemlediğim. Evet. Hani bizden yatıştırmamızı bekliyorlar bazen. Değil mi? Evet, sakinleşin hakemler. Zaten arkadaşlar hakem sahada yöneticidir. Hakem yöneticiyse oradaki herkesi yönetmek de görevlidir aslında. Tabii ki bu hani gazoz ligi ve bu ligler aslında hani endüstriyel futbola karşı kurulmuş. Tamamen paradan uzak
para almayan, tam aksine para veren insanların gelip haftada bir burada eğlendiği, keyif yaptığı, ter attığı bir ortam. Tabii ki isterseniz bazen agresiflikler oluyor, adrenalin yükseliyor ama önemli olan bunu o saha içerisinde bırakmak. Hani bunu saha dışına yansıtmamak önemli olan bu. Tabii ki bunu da biz yatıştıracağız tabii. Çünkü biz oradakimiz, biz de bağırırsak, biz de karşı çıkıp en geç arasında deliriyorum, bağırıyorum ama hani o tabii benimki biraz da hani esprili bir şekilde oluyor falan. Tabii ki biz de yatıştırıcı olacağız. Tabii. İşte burada aslında biz, dediğim gibi az önce, okul burası. Aslında biz hayatı öğreniyoruz bir şekilde. Evet. İnsanlarla diyalogumuzu, iletişimimizi öğreniyoruz. Zaten şu ana kadar benim gördüğüm sağ dışına çıkan hiçbir şey olmadı hocam yani. Evet, kesinlikle. Genelde her şey orada bitiyor. Herkes birbirini tebrik edip ayrılıyor buradan yani. Evet. Evet, Emre arkadaşımız da emektarlardan biri aslında. Bu sene gazozda ikinci yılı. Üç mü oldu gazozda? Diğer yılı da doğru çağırıyorduk ara ara, evet. Üçüncü yılı bu sene. Sen değerlendir bakalım Emre, gazınızı yine hemen hemen geliyorsun. İki gün hemen hemen, evet. Genelde geliyorsun. Evet. Seni kim çağırıyorsa iki gün, bilmiyorum. Ben diğer ligi gelemediğim için arayı burada kapatıyorum. Değil mi? Burada kapatıyorum. Kim çağırıyor ya? Beni haftada bir çağırıyor. Çok ayarlıyor bunu ya. Evet, Merkez Hakem Kurulu'yla görüşeceğiz. Senden bir değerlendirme alalım gazoz ligiyle ilgili. Benim burada üçüncü yılım. Benim gördüğüm her sene daha çok takım mücadeleye katılıyor. Hani ilk geldiğimde böyle elle sarılacak kadar azdı, bir iki takımdı. Ondan sonra geçen sene işte bir sürpriz şampiyonluk oldu, mücadele arttı. Bu sene de arttı. Hani artık iki elle sayılacak kadar şampiyonluk takımı var favori olarak. Mücadele yüksek oluyor. Mücadele yüksek olduğu zaman biz hani ülke olarak duygusal bir millet olduğumuz için hani kaybedilince bazen çok üzülünüyor. Kazanınca bazen aşırı tepkiler gelebiliyor gol olduğu zaman falan. Veya psikolojik olarak o an hakemlere olsun, hani istemeden de olsa bazı şeyler söylenebiliyor. Tabii ki de olacak, olmayacak diye bir şey yok. Ama önemli olan tabii ki de maçtan sonra bunların, hani hocam kusura bakma işte falan. Maçta oluyor falan. Küçük, biz yani. Küçük olarak da tabii ki de büyüğümüze saygısızlık etmiyoruz. Maçtan sonra önemli değil gibi konularla, sözlerle. Peki sertlik olarak nasıl sence geçen yıllarda? Sertlik olarak bence bu sene biraz daha sert mi geçiyor? Bence. Evet. Çünkü işte dediğim gibi şampiyon olmak isteyen takım sayısı fazla, bu yüzden mücadele. Aslında gazoz ligi konseptinden dolayı aslında diye düşünüyorum, hani pek çok takım şampiyon olmak istiyor. Hani konseptten dolayı olmak istediklerini düşünüyorum. Çünkü bir maddi geliri yok şampiyonun. Veya işte bir atıyorum altın madalya, kupa veya gümüş almayacak ama bence hani gazoz ligi konseptinden dolayı şampiyon olmak istediklerini düşünüyorum ben. Herkes ben, kendini yakın görüyor şampiyonun. Yani hani konseptten dolayı olmak istiyorlar daha çok. Tabii ki herkes şampiyon olmak ister, birinci olmak ister ama yani dediğim gibi ucunda para yok. Yani İTÜ şampiyon oldu, ne aldı? Kupa, yani bir şey, temsili bir kupa aldı ve ismi mesela ne oldu? Gazoz Ligi'nin, Gazoz Ligi'nin hani şampiyonu, böyle bir ligin şampiyonu oldu İTÜ. Tabii canım, gurur verici. Yani işte yani o gururu yaşamak istiyor aslında her takım. O eleme maçları falan da güzel heyecanlı. Onlar çok heyecanlı ve keyifli geçiyor. Evet Numan, senden alalım Gazoz Ligi'nin değerlendirmesini. Eyler Beş'in aynı zamanda forveti. Gol makinesi diye aldı bunu Eyler Beş, çamaşır makinesi çıktı. Daha doğrusu bulaşık makinesi, bulaştırıyor oralarda bir şeyler yapıyor ama. Ya her neyse hocam, şimdi evet. Geldi. Tamam, peki hakemle ilgili konuşalım, buyur. Şimdi benim ikinci yılım herhalde, değil mi? İkinci yıla geliyorsun. Aynen, evet. İkinci yıldayız. Vallahi Gazoz Ligi güzel, şimdi Gazoz Ligi'nden başlayayım. Gazoz Ligi güzel, mücadelesi iyi, iyi futbol oynanıyor. Aynı zamanda dostluğu, keyfi de çok iyi. Efendi Lig'de biraz daha sert Gazoz Ligi'ne kıyasla, bana göre. Tabii orada biraz daha değişik sertlik var. Yani futbol dışında da bazen olabiliyor, benim gözlemlediğim kadarıyla. Onun haricinde Gazoz Ligi'ndeki sertliğe gelirsek, buradan tiyatro takımına da sitem etmek istiyorum. Eyler Beş tiyatro maçında beni çok kötü dönmüşlerdi. Ama bence o şey, ama bence şeyden kaynaklı. Ama bir dakika, yani tatlı sitem ediyorum ben. Hakemlik yaptığın zaman onların canını yaktığın için onların senin canını yaktı. Valla kaç tane bayrak kaldırırsam o kadar darbe aldım. Aynen. Evet.
Onun haricinde güzel, çok güzel bir ortam var, bir aile ortamı. Yani herkes birbiriyle çok yakın bir arkadaş gibi, hiç tanışmasam bile. Onun haricinde iyi yani. Benim söyleyeceklerim evet. Kadar zaten şimdi ki ben şey merak ediyorum, sizler için hani... nasıl diyeyim, hayatınızda hiç daha önce kemik yapmadınız. Yani bu gazozla başladınız. Burada başlamadan önce, mesela annemle başladım. Burada başlamadan önce, hakemlik yapmadan önce, hakemlere bakışı nasıldı, başladıktan sonra nasıl oldu? Ben şöyle anlatayım kısacası. Eskiden, uzun zamandır futbol oynuyordum zaten. Yani oradan bir futbola yakınlığım vardı, İstanbul'a, üniversiteye gelmeden önce. İlk geldiğim zaman, hazırlık zamanında bir TF, işte 4-5 aylık gibi bir futbol hakemlik şeyim de oldu. O zaman Samet, eski gazozlu hakemlerinden Samet arkadaşımızla birlikte. Ondan sonra gazeteciliğiyle tanıştım ve bayağı zevkli oldu. Hani futbol o zaman sakatlığından da oynayamıyordum. Oynamaktan ziyade hani o uzak kalmamak için tamamen futbol mantalitesine. Hakemliği şarttım ve bayağı sevdim ve hani iyi bir şekilde gerçekleşti bizim için de. O yüzden ben seviyorum şunu söyleyeyim. Eskiden tabii ki hakemlerin yaptığı şeylere hani tepkiler veriyordum, hatalarında çok büyük kızıyorduk yani. Ama şimdi öyle olmuyor çünkü hani onların yerine... Kendini hakem gibi hissediyorsun değil mi yani? Şimdi hakem gibi hissediyorsun ve herkesin hata yapabileceğini biliyorsun. Onlar da insan yani hatasız kesin hiçbir şey olmuyor. Şu an tabii ki yaptıkları hataya kendi hatalarımı da göz önünde bulundurarak gayet normal şeyler diye bakabiliyorum. Sen neler söyleyeceksin? Bu ilk kez tabii top oynadın, futbol oynadın, oynuyorsun diye de ama ilk kez hakemlik yaptın. Bakış açın nasıldı, şimdi nasıl? Hakemlik yani, yaptın. Tabii yani canavar gibi bakmıyorduk hakemlere ama yani izlerken evet. Biraz ağzımızdan laflar çıkıyordu yani sonuçta. Televizyonda olsun, statta olsun izlerken. Hala izlemeye devam ediyor stattan da yani televizyondan. Şimdi burada yönetirken de yani anlayabiliyorsunuz yani onları da. Yani ufak bir şimdi daha bizimki ilk, daha dostluk, daha yavaş takipler olduğu için tabii farklı burası ama sonuçta yine onların ruh halini her şeyi anlayabiliyorsunuz. Yani şurada bir yanlış karar verdiğimizde burada bile küçük de olsa bir tepki görebiliyoruz yani. Belki bizdedir hata, biz kendimize de şey yapıyoruz ama biz sonuçta bu emin olmadığımız şeylerde bir şey yani kaldırmıyoruz bayrağı yani ya da duruk çalmıyoruz. Evet, onlar da zaten gelip yani bir şey de olsa yani gelip bana sarılıyorlar, bir şey yani özür diliyorlar. Yani ne diyeyim, dostluk içinde kalıyor yani her şeyler. Tabii canım yani o normalliklerden çok farklı zaten. Tabii yani. Burası yani o yüzden bize dediğiniz gibi okul olduğu için burası bizim için. İnsanlarla muhabbet etmeyi yani İletişim nasıl konuşabiliriz, nasıl diyalog kuracağımızı yani buralarda öğrendik yani. O önemliyse sonuç sahada 22 kişiye siz yönetiyorsunuz yani bu kadar bir şey değil. Yani herkesle tek tek. Aslında bir nevi yöneticiliği de öğrenmiş oluyorsunuz burada. Bu iş hayatınızda, iş hayatlarınızda gerçekten size çok yardımcı olacak arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Evet Selim sen hakemlere çok kızıyor musun, bağırıyor musun? Evet hocam. Şimdi ama nasıl oldu peki? Mesela pozisyonu kaçırıyorlar, televizyondan görüyoruz. Teryat ediyorsun değil mi? Kaçırıyor adamı yani gidiyoruz dümdüz yani. Dümdüz peki, eğri büğrü gitmedi evet. Şimdi pozisyonu cevabı kaçırabiliyorsun yani kaldıramıyor biliyorsun. Değil mi? Ne oldu şimdi tabii tamamen değişti değil mi? Kaldım, daha rahat kaldım. Evet, anladık seni biz. Evet hocam anladım. Umarım izleyenler de anlamıştır. Anlamıştır. Evet Mustafa seni dinleyelim. Yani hocam hakemliğe başlamadan önce hani hakemleri ben de ağırleştirirdim yani. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey oldu. Mesela artık yine hakemleri eleştiriyorum ama bu sefer verdiği kararlarla değil yani. Dikkatsizliğiyle olur. Hani aynen. O tarz şeylerle konsantrasyonu eleştiriyorum. Çünkü pozisyonu kaçabileceğini burada daha iyi öğrendim. Aslında kazın ayağının öyle olmadığını. Yani hocam. Sadece şimdi dikkatsiz olmamamız gerekiyor. İşte çok dikkat etmek lazım hakemlikte evet. Emre sen? Çok feryat. Emre sosyal paylaşım sitelerinden, Twitter'dan, Facebook'tan müthiş eleştirirdi falan. Bunu frenlemek için çok uğraştım ben. Çok. Sonra işte saygısına sağ olsun beni kırmazdı. Tamam hocam derdi. Öyle paylaşımlar yapmamaya başladı. Yapmıyor. Sadece eleştirdiği zaman hicivli eleştiriyor artık. Çok feryat ederdi hakem hatalarına falan. Ama şimdi sanırım birazcık artık olgunlaşmaya başladı yavaş yavaş. Yani, yine de tabii eleştiri olur ama evet senin de oldu. Yani eskiden eleştiriyordum.
Ben şimdi daha çok eleştiriyorum. Ama bilinçli eleştiriyorsun. Yani artık. Tabii ki artık argo şeyler kullanmıyorum. Artık az bilinçli önce olarak yapmıştık mesela içeride. Aynen, evet. Eleştiriyorum. Yani şu yönden mesela burada yapıyoruz hani hakemlik. Tamam, burada maksat eğlenmek, spor yapmak, ter atmak. Burada hani kazanan çok bir şey kazanmıyor, kaybeden bir şey kaybetmiyor. Herkes dostça buradan ayrılıyor. Ama mesela günümüz futbolda kaybeden çok şey kaybediyor, kazanan çok fazla şey kazanıyor. Hakemler burada önemli bir rol oynuyor çünkü yani bazılarının yetenekli olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Sizin Türkiye'deki meslek hakem camiası çok farklı bir camia. Yani babadan oğula geçen bir meslek haline geldi Türkiye'de hakemlik. Akrabadan akrabaya geçen bir meslek. Yani yetenek pek ön plana tutulmuyor maalesef. Evet. Onun için hakem camiası biraz... Yani mesela burada hani bir offside kaçırdığın zaman veya bir pozisyona yanlış karar verdiğin zaman ben mesela vicdan yapıyorum kendi kendime. Evet. Mesela etkisiz Spartak maçında oldu. Çok sisliydi. Son dakikaydı. Kararsız kalmıştım. Görmediğim için de oynatmıştım. Sonra pozisyon gol oldu. Maçtan sonra gidip etkisiz takımından özür dilemiştim ama doğru karar vermişim. Şöyle bir şey var. Yani hakemlikte diyelim. Şu var. Hakemlikte ilk aklınıza geleni vereceksiniz. Yani tereddüt ettiğiniz pozisyonları oynat. Ben de öyle yapmıştım. Tereddüt doğru değilsen çıktı. Mi acaba dediğiniz pozisyonları oynatın. Yani bu aklınızda bulunsun. Ve şeydir mesela, birine mesela pozisyonda faul oldu veya bir şey oldu. Yarın bir gün belki orta kenarı yapacaksınızdır, şu olacak. Veya hakemi çağıracaksınızdır. Şunu demeyin kafanızda. Sarı mıydı, kırmızı mıydı? İlk aklınıza ne geldi? Sarı kart. Çıkıp sarı kartı vereceksiniz veya kırmızı kart. Yani biz kırmızı. Bile burada böyle şeyler düşünürken günümüzde bazı takımlar... bazı yeteneksiz hakemlerle zor oluyor diyorsun. Zor oluyor. Peki, tecrübe yüzden, kazandıkça diyorsun, ben görüyorum her şeyi. O yüzden biz de ediyoruz. Evet. Sen Numan? Ya vallahi hocam tabii değiştirdi bakış açımızı da yani. Önceden mesela hakemlere hani hiç pozisyona bile bakmadan istediğimiz 15 can aldım diye gibi seviyorduk. Şimdi bu sefer maç izlerken bile hani futbol oynanıyor. Bir yandan hakemi de takip etmeye başlıyorum artık. Yani kenarda yanarken koşuyor. Acaba aynı adamı gidiyor mu? İyi koşuyor ya. Evet. Şimdi ben biraz kendimi eleştirmeye başladım yani. Orada hakemlere bakıyorum. Normalde nasıl olması lazım. Güzel yani. Hakemliği çok şey kattı. Evet, bu arada Gazoz Ligi'nin şöyle bir özelliği de oldu. Emre arkadaşımızı hakemlik kursuna yazdırdık. Hakemlik yapacak inşallah. Şubat'ta mıydı Emre sınav? 31 Ocak. 31 Ocak'ta sınava gelecek. İnşallah kazanacak ve sertifikasını alacak. Numan da bu sene yapacak ki geç kaldı tembellikten. Şimdi o da başlayacak. Onu da hakem yapacağız. Mustafa'ya da öneride bulundum. O da düşünüyor. Başlayacak hocam. Selim de inşallah üniversiteyi ben kazansın. Ben seneye kaydolacağım. Seneye kaydolacak. Tabii İbrahim'e çok ısrar ettim ama bir türlü istemedi. Yok hocam uğraşamam bilmem ne falan. Halim zaten HİP hakemliğine başladı ama o da sonradan bıraktı tamamen. Ama sanırım İbo ile Halim tamamen mesleklerine yoğunlaşacaklar. Evet. Öyle görünüyor. Ama hakemlik arkadaşlar şey, sizin hem belki de paramızla gezemeyeceğiniz pek çok yeri gezmemize vesile olan, yani şehirleri olsun, ülkeleri olsun gezmemize vesile olan, pek çok insanları tanımamıza, pek çok insanlara kaynaşmamıza vesile olan bir aslında meslek. Meslek demeyelim, hobi aslında. Türkiye'de profesyonel değil hakemlik. Belli bir kişiler profesyonel yapıldı. Belki 2050'de tamamen profesyonelliğe geçecek, onu da bilemeyiz tabii. Onun için aslında güzel bir şey. Ben şeyi merak ediyorum, sizlerin için en agresif takım hangisi ligde, en centilmen takım hangisi? İlk yarının enlerini seçelim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Biz centilmen ligde, eğlenmiş olarak söylemek istiyorum. Biz centilmen ligde aslında en dipteyiz de. Ya aslında biz çok non-lig böyle seveceğim bir takım. Biz siz nasıl bence ligin ilk yarısında, ilk maçlarda bence siz neye uğradığınızı şaşırdınız. Valla biz anlamadık, biz geldik ama... Pozisyon gereği neye uğradığınızı şaşırdınız. Yani sert girdiniz falan filan ama zamanla düzeldiniz. Valla iyi. Şimdi Halim, senin için en sert takım hangisi sence ilk yarının? Ben takım olarak değil de yani şöyle söyleyeyim hani... takımlardaki oyuncular olarak... Hani, evet. Söylemem evet. Daha uygun. Çünkü şimdi hani aklıma gelen mesela... birkaç takım var.
Şimdi bu takımlara isim vermekten ziyade... Ben vereceğim yani arkadaşlar. Şu soru bakma. Ben de vereceğim. Takımdaki topçuların hani şahsi olarak çok sert oldukları... Yani bir iki kişi bütün takımı etkilemez. Kesinlikle, o yüzden hani şey yapmak istemiyorum. Birkaç tane böyle mesela Sparta'nın hani topa sert olduğunu ama işlerinde bazı arkadaşların hani bazı abilerimizi falan hem topa hem de rakibe sert olduklarını düşünüyorum. Hani bunun gibi her takımda birkaç tane oyuncunun olduğunu düşünüyorum. Centilmenlik olarak ben centilmenlikten ziyade şey gerçekten ben hani şu Gazoz Ligi formatına gerçekten uyan bir hani sadece eğlenmeyi düşünen ben bu sene ilk katılan Eyler Beşi'ni görüyorum. Yani ciddi o kadar zevk alırım onların maçını yönetmek. Hani bazı arkadaşlarım da orada da aynı şekilde hani sert. Ama bu sertlik değil. Takım genel olarak hani kazanmaktan ziyade zaten kazanamıyorlar ayrı bir şey de. Şimdi o oraya çarpıyor. Kazanmaktan ziyade gerçekten böyle zevk almaya geldiklerini düşünüyorum. Hani centilmen gibi benim kendi hiçbir şansı düşündüğüm Eyler Beşi'ni görüyorum. Hani ne kadar dipte görünseler de. Evet, kartlardan dolayı. Kesinlikle. Evet. Sen için İbo? Tabii ki. Yani kimse kasti faul yapmıyor, kimse bilerek gidip sakatlamıyor ya da kimse bilerek yani orta sahada arkadan kimseye düşürmüyor ama yani sertlik dediğimiz burada yani mücadele dozunda olabiliyor yani. Biraz artırıyor. Tabii canım, o her takımda olan oyuncu yani bir içinde bir iki oyuncu varsa bütün takıma yığılmaz yani. Tabii canım, kesin. Ama öyle bir. Tabii biz burada makara muhabbet falan yapıyoruz. Tabii. Yani kimse öyle ciddiye falan bir şey yapmasın. En sert derken, mücadeleci derken kim olabilir? Bir de futbolda oynadın onlarla sen karşılıklı. Bana daha kimse iyi. Vurmadı, kırmadı. Sana vurmuyorlar zaten, sen kaçıyorsun zaten. Pozisyona gitmiyorsun zaten. Ya öyle tam sert aklıma gelmedi de nasıl diyebiliriz? Şu takımlar da böyle tam böyle önümde değil de şimdi baksan belki tık diye şey olur. Aynen evet, takımlar aynen. Listeyi önümüze almadık, doğaçlama yapalım aynen dedik. Antrenör olarak Talya'da gücüm göz olabilir. Sağ dışından bayağı zaten müdahale edebilir. O olmadığı zamanlar zaten Epic Ball şiir gibi oynuyor. Şiir gibi aynen. Temiz, düzgün oynuyorlar. Aynen ama arka yan tarafta olunca Talya'da gücüm göz sahaya çok müdahale edebiliyor. Allah'tan Fenerbahçe transfer etti onu da. Aynen aynen. Rahatladı, Epic Ball da rahatladı. Öyle Spartak İstanbul topa sahip olarak topu iyi döndürerek rakiple de olunca yani mücadele dozu olarak yani rakipleriyle birebir oynadıkları için dışarıdan sert gözükebilir ama onların da kasti bir hamle yaptıkları ortada değil yani. Tabii ki başka öyle takım olarak avam gücüyle Spartak gibi mücadeleci bir takım olduğu için en centilmen takım olarak Espora kaç senedir hep birinci sırada yani centilmen gibi üzerinde. Onlardan da hiçbir şekilde, yani bu sene gerçekten kötü başladılar lige. Hiçbir sonuç 5 olsun, 4 olsun, 1-0 olsun, 2-0 olsun, yaşanmadı. Sorun gelip size karşı olsun, bizlere karşı olsun. Ben bir şey duymadım yani. Her takımda tabii yani bize karşı bir şey değil de yani onlar en üstte gözüküyor zaten sıralamada da. Evet. Öyle takım takım oyuncular öyle şey yapabilir miyiz yoksa tabii, tabii, dönecek tabii misiniz öyle? Ya istediğiniz zaman, ya söyleyeyim misin? Oyuncular da söyleyebilirsin. Şimdi söyle de istersin. Yani tiyatrodan Ali Menteş 3 numaralı. Sen mi? Abi sert değil. Ha şey olarak diyorsun. 3 metre çok arkadan. Çok aman evet. 3 metre önde ama 3 metre arkadan. Hani duy bunları Ali. Evet. Yani bak ben sonra demiyorum sadece duy. Evet. Yani 3 metre arkadan çıkıyor. Artı 1 yazdım. Evet. Tabii buradan takılıyoruz ama yani öyle. Bir de Ali'nin bir özelliği var. Faul yapılıyor ya. Öldüm. Gittim, nefes alamıyorum, yarın işe gideceğiz, bunu yapacağım falan böyle bir yani var. Bir de ayağına basılıyor ya, o seke seke kalkıp dışarıya çıkmaları falan böyle. Rize'yle Allah muhafaza, Allah muhafaza ya. Evet. Bizim takımdan Canberk boş konuşuyor. Bülent Korkmaz, ben ona ismini Bülent Korkmaz kadın, sevgili Canberkçi. Evet, boş konuşuyor. Deyince aklıma hemen olur. Ben diyor kaptanım hocam, ben konuşurum bakın. Sevgili kaptanlar, sevgili takım arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Gerçi ben çoğu benden küçük arkadaşlarım. Çok benimle yaşlı olanlar var. Benden birkaç kişi büyüktür. Şimdi futbol oyun kurallarında derler ya işte ben kaptanım konuşurum. Hayır. Kaptan da hakemin gözünde normal bir oyuncudur. Sadece bir olay olduğu zaman hakem kaptanı muhatap alır. Kaptanla konuşur. Yani her oyuncuyla konu. Mesela bir olay oldu saha içerisinde. Kaptanı çağırır der ki bak şu oyuncu arkadaşlarına uyar, şöyle yap, böyle. Budur kaptanın özelliği. Yani kaptan da
sıradan bir oyuncu. Yok kaptanın konuşma hakkı vardır diye bir şey yok yani. Hani kaptanın ben itiraz ederim, böyle bir şey yok. Yani onun için Sayın Canbertciğim, canımı yediğim mesaj sana geldi. Bak ben söylemiyorum, bak. Evet. Daha yanındayken söyledim sana, saldırdım. Aynen, evet. Başka şey olarak, bazı oyuncular yara kemik yaparken, yani ahlaksız para teklifleri oluyor. Bak. Bunları niye merkez hakem kurulunda bildirmiyorsunuz? Onlar bizim aramızda kalıyor. Bak siz demek ki, ondan sonra benim başıma patlıyor. Ya beni hanımlar böyle hocam bak ofsel verildi falan, çekmedi bayrağı, ben dedim gitmişler, hata yapabilirler. Demek hata yapabilirler, yapıyorlar. Halim, onun için mi sen o golü vermedin Espar'a mı? 20 santim içeri giren golü vermemişsin. 23 mi? 23 santim 22 mi? 22 bak, ya sen bir şeyin mi ölçmüş? Hareketler, o da baktık. Evet. Hani şeylerde bilerek vermediği şeylerde oluyor tabii. Ha bak. Onu çok kurcalam ya. Bak benim kuyumu kazıyorlar demek ki, tamam. Hakem kadrosunda yeni değişikliğe gideceğiz arkadaşlar. Genişletmeye karar veriyor. Evet, Halil Hoca hakemliği bırakmak istiyor. Biz daha sağlık. Hayır, hakemliği bıraksam bile hakem organizasyonunu ben yapacağım. Hiç kaçışın yok. Valla. Ya. Daha çok konuşurum tabii ama sıraya bırakalım tabii. Tamam, evet. Selim sen? Ya açıkçası ben takımlara hakim olmadığım için pek yorum yapamıyorum. Peki, sen ama zaten civciv olarak kenarda koşup duruyorsun zaten. Ama sert, yani kimse kasti olarak sert dalmaz yani. Tabii canım yani. Var mı? Evet, Mustafa senden alalım. Ben de hocam takım olarak konuşmayacaktım. Evet. Ama ya yakın zamanda olduğu için, hani geçen hafta olmuştu galiba. Hani daha önce Gagoz Ligi'nde öyle bir şey görmemiştim. 7-8 mi? Sarı kart görmüşler. 6 sarı kart. 6 sarı kart. Karga. Maçta 6. Birine 5 çıktı, birine 1 sarı kart. Hepsi de itirazlandı sanki. Evet. Biri faul dendi. 5 itiraz yaptık. 5 itiraz, biri faul. Ha, o diğer tek. Şeyin iki. Normal faul. Faul dendi de hocam, daha önce görmediğim için. Evet, yani o gün sevgili kargalar arkadaşlarım, sizleri çok seviyorum. O günkü maçta bir farklıydılar. Çünkü şöyle, yani hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım benim. Herkesi seviyorum, değer veriyorum. Şey vardı, o gün onlarda farklı bir agresiflik vardı. Tabii o farklı bir nedenlerle kaynaklanıyor da olabilir. Yani maçla alakalı değil diye düşünüyorum. Ben de takım için vermeyecektim de hani. Yok, maçla alakalı olmadığını düşünüyorum ben. İsim vermek istemiyorum ama farkı. Verin. Ne olacak? Onlar bizim isimlerimizi veriyor, hakemler diyorlar. Hakemler deyince hepimizi içine alıyorlar. Tabii, doğru. Evet, Emre senden alalım. Ya şimdi centilmenlik olarak bu sene lige katılan iki takım gerçekten Allah'ları var. Hiçbir yanlışlarını görmedim. Hem maç içinde hem maç dışında. Aksine Eyler 5 takımı çok seveceğim bir takım. Çok da netliler var. Ama onlar şimdi yeni katıldı. Hani ben o yüzden hemen onları bu kategoriye koymak istemiyorum. Böyle 2 sene, 3 sene bir geçsin. Geçsin, ondan sonra göreceğiz. Bakalım, evet, diye düşünüyorum. Devamlılığı olan takımlardan Espora, Dinamo takımlarında. Aynen, Dinamo. Ben centilmenlik olarak üst sıralarda görüyorum. En sert takım olarak da, yani şimdi mesela işte dediğimiz gibi hani tiyatro ama hepsi değil, birkaç kişi. Mesela Karga'dan birkaç kişi, özellikle bu son maç çok bizi... Evet, biraz agresiflik oldu şey konuşmanın, itiraz anlamında. Epic Boss da centilmenler, onu saymayı unutmuşum. Bu sene evet, bu sene Epic Ball ve geçen sene ve bu sene çok iyiydi. Alan bazı maçlarda çok sertleşiyor. Özellikle kendine denk takımlarda kıyasaya bir mücadele oluyor oralarda. Şu an aklıma bu kadar. Evet. Sen Numan? Vallahi hocam şimdi şöyle bir şey var. Hani hakemlik yaparken işte şu takım çok sertti, şu şöyleydi böyle pek aklımızda kalmıyor. Yani ben oynadığım maçlara göre hani bir takım söylemem gerekirse tiyatro beni vallahi çok mahvettim. Buradan seviyorum. Ama İrfan abiye de teşekkür ediyorum. Yani bir pozisyonda çok temiz indirdi. Ve kanka pozisyon gereği dedi. Yani kusura bakma dedi. Onun haricinde centilmen olarak takım, kendi takım öncelikle ilerlemiş. Evet, onun haricinde neydi ya, takımın adı var.
var şimdi bir tane Dinamo. Eşik Arma var, Dinamo var. Dinamo. Dinamo da çok hani centilmen ve çok sevecen canlı bir takım yani. Onlar bu kadar hocam. Evet. Sizin hocam? Serdik olarak ben bir de Sparta söylemek istiyorum. Yani o da takım olarak değildi. Hani birkaç kişi ve hani maç gerildiği zaman da böyle patlamaya hazır bomba gibiler. Onu da dile getirdim. Evet, bu da farklı bir izlenim tabii ki. Evet, ben şöyle söyleyeyim yani arkadaşlar, yani centilmenlik anlamında baktığımızda aslında her takım kendi istiyor, centilmen. Ama doğru izlenimlerimi ve gözlemlerimi söylemek istiyorum ben. Hayat tecrübem olsun, yıllarca hakemlik yapmış olmam falan. Bunu şunu söyleyeceğim ben, bu sene sanki işte Emre'nin de söylediği gibi işte geçen yıllarda mesela geçmiş yıllarda bir iki takım hani şampiyon adayı falan hani veya işte daha ön planda değil ama geçtikçe geçen yıl ve bu yıl bu sayı daha da arttı. Yani 7-8 oldu, 9 oldu. Şimdi bu arttıkça yani bazı takımlarda şunu gördüm ben bu sene. Biz bu sene şampiyon olmalıyız. Bu izlenimi veriyorlar. Biz bu sene şampiyon olmalıyız. Bunun için mutlaka kazanmalıyız. Hangi takımlar bunlar? Bunlar mesela Avam Gücü var bunun içerisinde. İşte Avam Gücü, Karamiza, Spartak, Karga. Epik Bol daha... Yani onlara nazaran Epik Bol daha alt sıralarda kalıyor o konuda. Evet, hocam eğlenmiş. Epik Bol da var. Tabii ki bunu ikinci ay... Epik Bol'u da listeyi ters çevirirsek birinci sırada. Şimdi eğler beş. Şimdi yani bu takımlarda bunu izliyorum, gözlemliyorum. Ve şu var, ben şunun da rahatsızım açıkçası. Bunu da dile getireyim. Zaten söylüyorum arkadaşlara, sevgili kaptanlara. Bazı takımlar mesela öyle transferler yaptı ki, yani amatörden futbolu bırakmış insanları veya profesyonelden futbolu bırakmış insanları takımlarına aldılar. Ve bu sefer bazı takımlarla denge arası çok açıldı. Yani çünkü hedef şampiyonluk konulmuş. Evet, Gazoz Ligi'nde şampiyon olmak benim için çok önemli. Benim için de çok önemli yani bir takım şampiyonluğu. Çünkü Gazoz Ligi gibi bir ligi temsil eden şampiyon olduk havası ve onun gururunu yaşamak istiyor hepsi aslında. Ki herkes de bana göre şampiyonluğu hak ediyor. Herkes şampiyon benim gözümde aslında. Ama sertlik anlamında baktığımızda aslında takım içerisinde belli kişiler bunu yapıyor. Belli arkadaşlarımız bunu yapıyor. O anda agresifleşiyorlar. Ama dediğim gibi o orada kalmalı. Tabii ki futbolcu bir anlık itiraz edecek, adrenalin yükselecektir, itiraz edecektir. Ama onu maç boyunca devam ettiriyorsa, adam mesela, şu da oluyor mesela, bir hafta geçiyor mesela, ertesi hafta geliyor çocuk diyor ki arkadaşımız, işte hocam diyor, geçen hafta böyle bir laf, inanın ben onu unutuyorum. Yani ben şimdi onun aklını tutacağım. Yani o anda orada olmuş bitmiştir yani, tartışmışsak da orada tartıştık, o orada bitmiştir yani. Şimdi bazı arkadaşlar da şey yapıyor, Facebook'tan bana işte video atıyorlar, hocam olsaydı diyildi, işte özellikle ya Cihangir ya çok agresifsin ya. Ne olacak senin halin ya? Biz seninle ne yapacağız? Ömrümü yedi ya, ömrümü yedi. Ama bak işte burada hani mesela kişi yüzünden takım ön plana evet. çıkıyor şu an. Evet, takımın... Yani bütün arkadaşları mesela, da gidiyor. Ahbari'nin mesela, evet. En çirkefleri mesela, Emre Cengöz, Cihangir ve şey, Tuğsan. Ama Tuğsan, evet, herkes bana diyordu ki Tuğsan şöyle böyle, ben ilk geldiğim zaman, ben 4. yılım herhalde efendim, Çirkazoz'da hatırlamıyorum. 3 yıl bitti canım, 4. yılım. 4. yılım. Maşallah. Ve ne olacak, mesela şimdi bakıyorum, mesela Tuğsan için böyle böyle devam ediyor, çok acıdı. Bir de bakıyordum ki maçlarda, tam aksine çok sakin. Topa sertlerken bazen rakibi de vuruyor ama özür diliyor, gidiyor, kaldırıyor. Ama Emre Çingöz, Allah muhafaza, o Emre Çingöz karıştırıcı. Hiç böyle ortada görünme sanki gidip karıştırıyor. Tiyatrocu olduğu için herhalde. Cihangir de zaten o anda Allah muhafaza ona böyle bir kibriti çak, tamam yanıyor hemen. Böyle bir özelliği var. Onun için bana video atıyor, şey atıyor hocam, bak diyor Salise var diyor arasında, bak diyor bu pozisyon offside. Şimdi bu sene bir şey yaptık mesela, ben söylüyorum arkadaşlara da bilsinler, kaptanlara. Bu sene yardımcı hakemlere daha çok inisiyatif verdim. Siz de farkındasınız herhalde, önümüzdeki faullere size bırakıyorum. Penaltıları mesela normalde biliyorsunuz ben kolay kolay penaltı veren biri değilim. 14 yıllık hakemlik hayatımda da çaldığım penaltı sayısı çok azdır. Çünkü penaltı arkadaşlar dışarıda çalınan fauller zırt pırt içeride çalınmaz cezası içerisinde. Çünkü penaltının kriterleri daha farklıdır. 9 kusurlu hareket, evet 10 kusurlu hareket cezası içerisinde yapılacak ama en tepede yapılacak. Yani onun için şimdi yardımcı hakem arkadaşlara daha çok inisiyatif bıraktım. Penaltı konusunda olsun, işte serbest vuruşlar konusunda olsun, offside zaten tamamen sizin inisiyatifinize bıraktım. Şimdi bazen bana diyorlar ki hocam sen inisiyatif al işte, sen görüyorsun falan diyorlar. Ben de tamamen onu size bıraktım.
Benim buradan da yine söylüyorum, hakem arkadaşlarımla sürekli eleştirdiğim konudur. Benim tek istediğim onlardan sıfıra kadar inmeler. Başka bir şey istemiyorum. Touch yanlış verilir, corner yanlış verilir, out yanlış verilir, penaltı vermeyiz veya offside'i kaçırırız ama ben hakemi sıfırda görmek istiyorum orada, o pozisyonu sıfırda görmek istiyorum. Tabii ki bazı pozisyonlar oluyor, uzun bir top vur diyor zam diye, ona da yetişemeyeceğiz yani, motor yok bizde. Onun için dediğim gibi o sert takımlar öyle, Gentleman da dediğim gibi hepsi aslında aynı da ama Espora, işte Dinamo, Eyler 5, Ekşi Karma, mesela bunlara baktığımızda Gentleman takımlar içerisinde görünüyor. Hepsi Gentleman dediğim gibi ama agresiflik konusunda evet bazı takımlarımız var, bazı oyuncularımız var. Onlar da bahsettik zaten. Az çok hepimizin ortak fikri aslında aynı. Evet. Başka böyle enteresan olan eklemek istediğiniz talep ve isteklerinizi alalım takımlardan. İtirazlar. Çünkü onlar hep bizden istiyorlar. Biraz da biz onlardan isteyelim. Öyle, mesela benim kişisel olarak şeyin itirazlar. Mesela hani itiraz edince karar değişmiyor yani. Boş boşuna gereksiz münakaşaya girmiş oluyor. Hani itiraz etmek yerine ya hocam hani bu ben böyle düşünüyorum vesaire tatlı bir sohbette kapatılabilir. Evet. Benim isteğim bu. Ya hocam ben aslında itiraz etsinler. Ona lafım yok ama hani emin olsun pozisyondan. Mesela hani koşuyoruz mesela çizgide. Benim yakınımda arkasında neler olup bittiğini görmüyor. Arkasında kim var kimse yok bilmiyor. Önümden doğru işte hocam offside'di kaçırdın şunu yaptın bunu yaptın. Yani ben bu bunları şey... biraz dile getirmek hep istiyorum. Hep Cihangir karıştırıyor. Hani mesela ya da hani eve gidip bakacağım muhabbetleri falan oluyor. Hani gidip baksınlar hiç lafım yok. Hani gelsin bana desin ki hocam işte kaçırmışsın falan. Ben dedim ki abi kusura bakma hani biraz daha dikkat edelim falan diyeyim. Ama hani mesela itiraz ediyor. Eve gidip baktığı zaman hani yan hakem doğru karar vermiş. Yani gidip bir özür dileyim şeklinde de ha, özür bekliyorsun sen. Peki. Ya özür bekliyorum. Yani kusura bakma yani. Hani pozisyon hatalı olsa gelip gönlünü, yani gönlünü almasını istiyorsun. Yani, peki. Evet, Emre arkadaşımızın gönül kırıklığı oluyor bazen. Numan arkadaşımız da itiraz olmasın yani tatlıya bağlayalım diyor. Bilmiyorum para alıyor musunuz? Böyle diyor. Vallahi hocam benim elime şöyle geçmedi yani bir şey. Buradan sen takımları... Sen duyuramayız zaten. Takımları duyuramayız. Hep uzun başlar. Neler söylemek istersin? Takımların isteklerini, beklentilerini, futbolcu abilerinden beklentilerin neler? Ya ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Bu özellikle şeyde, kulübenin önünde olduğumuz zaman... Arkada. Hakem bildiğiniz onlar sanki. Tabii baskı altına almaya çalışıyorlar. Offside değil. Aynen. Offside olunca bir gönlümüz yapıyorlar. Doğru kaldırdı. Doğru. Aynı. Onlara olumlu şey gördüysek yani. Evet. Bravo hocam. Hemen bravo falan bizi almaya çalışıyorlar. Evet. Ben bir de şeye dikkat edilmesini istiyorum. Bizim yana kemik yaptığımız yerde bir sonraki maç için ısınılıyor. Aynen öyle. Ben mesela geçen tiyatro ısınıyordu. Bana bir top çarptı. O yüzden biraz geç bayrak kaldırdım. Şimdi o tür evet dikkat etsinler arkadaşlarımız. Bir de o tür pozisyonlarda bana haber verin. Ben hani uyarayım. Belki siz uyaramıyorsunuz. Biz uyardığımız zaman da dinliyorlar ya. Siz hani tabii ki dinliyorlar. Hani belki ama hani söylemek istemezsiniz. Bana söyleyin. Ben gerekli uyarıyı yaparım zaten. Evet Halim senin alalım isteklerini ben, takımlardan. İstek olarak şu istek. Taleplerin neler yani? Ligin daha güzel olması için. Kesinlikle. Yani itirazlar konusunda ben de söyleyeceğim. Ama geçen hafta Cengil abiyle yaşadığımız bir pozisyon. Bak Cihangir her yerde virüs sensin. Ama Cihangir abi şey olarak çizgiye kadar indim. Mesela topun hani çıkmadığını gördüm. Kendisinin yaptığı bir hatadan dolayı gol yediler falan. O hiç oraya bakmadan sırf hani maç şey tamamen sinirlenmiş maçın şeyini bana patladı. Oradan bir işte görmüş. Aslında arkadaşlarım da kızıyor. Ya işte bağlamadıkları için o anda bizi görüyorlar. Bize aynı şeyi tepki veriyorlar falan. Hani maç biter bitmez ya o anda ben de hani istemeden Cihangir abi dedim hani yapma bak ayıp ediyorsun şudur böyle ama ben de tepki verdim ve kendime de kızdım. Ben de niye bu şekilde dedim kendime kaçacak büyük insan. Sevdiğim saydığım bir insandı Cihangir abi sağ olsun. Hani gidip özür dilerim maç bitti dedim abi böyle böyle falan. O da ben aynı şekilde söyledi. Ya dedim maçta kaldı dedi. Belki de çıkmıştı şey çıkmamıştı ben de görmedim falan. Hani itirazlarım ben olmasın diye şeyinde değilim. Ben itirazlar olur çünkü futbol oynuyoruz burada. İlla ki şey olacak yani insanlar buraya tamamen eğlenmeye geliyor. Hani kimse robot değil. İşte maçın oyuna çıkıp git değil. Bazen kızacaklar edecekler ama herkesin o seviyeyi çok iyi koruması gerektiğini düşünüyorum. Biz sonuçta iki takım oyuncularında ben hani
birini ne kadar tanıyorsam ötekinde aynı şekilde duruyor. Yani bilerek, evet, evet, hiçbir erken bilerek, evet, yanlış karar diye bir şey vermez. Ya ben gördüm ama ben kim neydiniz? Öyle bir şey olmadığı için hani bizim verdiğimiz kararlarda yanlış karar verebiliriz. Bak ben buna şey değilim. Biz doğru izlemiyorum. Yanlış verebiliriz. Ama yanlış veriyorsak bunu art niyet kesinlikle bizde aranmamalı yani. Şu var öyle arkadaşlar, şey yani sevgili kaptanlar, sevgili takımdaki oyuncu arkadaşlar. Ya bu arkadaşlar gerçek hakem, yani gerçek hakem derken bu adamlar eğitimlerini almışlar, efendim yıllarca hakemlik yapmış insanlar değil ki. Bunlar öğrenci kardeşlerimiz ve futbol oynamışlar hasbelkader, belki amatörde şurada burada ve burada da emek sarf ediyorlar, emek harcıyorlar, hani bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ligimizin renkli geçmesi için bize bir şey katıyorlar, yani onun için burada göz önünde bulunduralım. Kesinlikle, ben bir de şimdi hakemler olarak değerlendiriyorum kendi içimiz falan. Yani genel olarak arkadaşlara bir şey veriyorum, Halil Hoca olarak özellikle. Evet, alayım. Şimdi bazı kaptanlardan duyuyoruz işte hani bilerek şunu yapmadı, bilerek yapmadı. Ben de tam tersini söylüyorum ki evet, bazen yeri geliyor bilerek yapmıyor. Ve iyi ki de yapmıyor ki, o sayede maç zevkli geliyor. Yani bazı maçlarda kenarda hakemlik yaparken o kadar sıkılıyoruz ki yani. Ya 30 dakika, 30 dakikada insan ne kadar sıkılabilir? Emin olun 30 dakikada sanki bir günmüş gibi geçmiyor o gün. Geçmiyor. Halil hocamız yaptı orada bir ufacık emanlar olur, bir yani diğer takımları ateşlemek için ufak tefek şeyleri, bence bunları kötü olarak algılamayın, bütün maçlara zevk kattığını düşünüyorum. Emre arkadaşımız bu konuda çok şey yapıyor. Emre hocam yani şu kalemleri şu maça da biraz etkileyici. Evet, renk katın diye. Bunları da söylemek istiyorum. Evet İbo, senin beklentilerini isteklerim. O şimdi son 2 yıldır falan hepsiyle ben yani şahsen konuşuyorum. Çok yakın olduğum için artık böyle bir gelip itiraz olsun, şey olsun. Ne oluyorsa da yani isim kullanıyor. Ya bu işte şöyle oldu, o sayt değil falan. Orada hemen kapanıyorlar. Eskiden ama bazen 3 sene öyle falan çok abartılı oluyordu. İnanılmaz üstüne böyle bazı diyelim 2-3 kişi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şu an yoklar zaten de üstüne yürümeler olsun bilmem ne falan. Bayağı şeyler oluyor, dönüyordu. Ama şu an yani gazoz gününde öyle yani münakaşaya girdiğim, böyle hiç sevmediğim, hoşlanmadığım bir insan yok yani. Hepsi de sağ içinde olsun, sağ dışında olsun, hepsi de yani yoldan geçerken karşılaşsak muhabbet edeceğimiz insanlar sonuçta. Tabii canım. Yani o yüzden benim sıkıntım yok yani. Herkes tabii arkadaşlara dile getirdi. Yani yoğun itiraz olmasın, olay orada kapatsın. O yani görmediği pozisyon hakkında onlar itirazda bulunmasın. Biz de yani görmediğimiz pozisyonlarda bir karar vermek istemeyiz zaten, kaldırmayız. Yani kesinse kaldırırız. Biz de görebiliriz bazen. Bizim de şey olur. Çünkü oraya gidip 3 saat hava şartlarında biz de gidip hakemlik yapıyoruz yani. Geliyoruz buraya. Onlar da geliyor, maç yapıyor. Herkes birbirinin anlayışı gösterirse burada zaten çok bu anlayış var. Çok güzel, zevkli, keyif alacağız. Tabii canım. Yani her zaman zevk alırız yani. Evet. Sıkıntı olmaz. Evet Selim, sen? Pazın. Ay şey hakkında diyebilirim ya. Tabii. Mustafa çok güzel bir konuya değindi. Kulübe tarafındayken çok engelliyorlar. Çok engelliyorlar. Ama bak arkadaşlar, böyle fazla söylemenize rağmen tekrar biz geliyoruz oraya. Tekrar çıkıyor. Hakeme söyleyeceksin. Ben hakemi çağıracaksın. Maçın hakemi kimse onu çağıracak. O yüzden genelde biz genelde halde. Ben bu konuda gönüllüyüm ya. Ben dururum kulübenin yanında. Tamam. Dördüncü hakem yapalım ya. Ben seviyorum zaten ya. Talep, dördüncü hakem yapalım. Biri de orada oyuncu değişikliğini yapalım. Parasız ve gönüllü geleceksen olur. Gönüllü. Parasız ve yatılı olur. Parasız ve gönüllü geleceksen olur. Yani şey var, evet. Dediğim gibi itirazların tabii kalıcı olmaması. Hani o anda olup bitmesi önemli olan. Bir de şey var yani sevgili arkadaşlar, yani bunu uyaralım buradan. Biz şimdi böyle konuşuyoruz ama biz kendi aramızda da muhasebe yapıyoruz. Bazen arkadaşların yaptıklarını ben onlara söylüyorum. Daha bilmediğiniz çok şey var. Tabii ben arkadaşlarla konuşuyorum. Yani bu hani biz sadece burada günübirlik gelip biz WhatsApp grubumuz var bizim. Oradan konuşuyoruz, birbirimize şakalaşıyoruz, espriler yapıyoruz ama aynı zamanda maçta şu oldu, bu oldu, onlarla da konuşuyoruz. Bunu yapmayın, şunu yapmayın diye ben onları uyarıyorum. Şey yapıyorum. Yani o konuda sıkıntınız olmasın. Biz hocaya uyarıyoruz yani. Tabii ki kesinlikle birbirimizi uyarıyoruz. Yani siz nasıl bir takımsanız, biz de şu anda gördüğünüz 7 kişi, biz bir takımız. Çok bir ekibiz. Iyi. Gerçekten güzel bir ekip olduk. Ben yani ileriki yıllarda, inşallah Allah ömür verirse yaşlandığım zaman, çok keyifle anlatabileceğim bir ortam olduğunu herkese anlatacağım. Yani belki, şimdi belki şimdi kitap çalışmamız da olacak. Orada da bunu notu alacağım, yazacağım. Yani onu da yazacağız. Bu da güzel bir anı olacak bizim için. Gerçekten güzel bir anı diye düşünüyorum. Bu arada lütfen taç atışlarına çok dikkat edelim. Sevgili kaptanlar,
hep itiraz ediyor. Ben amaçlarım hocam. Taçların %99'u yanlış. Evet. Ama hepsini değiştirmeye kalksak maç bitmez. Ve biz ne yapıyoruz? En abartılı olanları değiştiriyoruz. Yani onun için taç atışlarına dikkat edelim. Ondan sonra kale vuruşlarına dikkat edelim. Ceza sahası içerisinde kullanılan kale vuruşu veya serbest vuruşlar top ceza sahasını terk etmek zorunda. Bir ikincisi başlama vuruşları ileriye doğru yapılır. Bunları da hatırlatalım. Kaleciler 6 saniye içerisinde topu ellerinden çıkarsınlar. Bizim isteklerimiz, taleplerimiz bunlardır. Bu sene kimi şampiyon yapacaksınız? Bu sene yani geçen işte kimi yaptık? Epic Bull'u yapmıştık. Ondan sonra kimi yaptık? İşte İTÜ'yü yaptık. Şimdi bu yıl kimi yapalım arkadaşlar? Sizin favoriniz kim? Şöyle söyleyeyim. Sizin favoriniz kim? Oradan başlayalım. No evet Mustafa senin favorin. İlki Beydoğ. Siz sonuncu olarak geldiniz. Senin favorin kim? Şampiyonluk favorin kim senin bu sene? Hocam ciddi anlamda söylüyorum. Ciddi. Eyler 5. Evet hocam. Peki oldu elemelerde yapabilirler. Doğru. Eyler 5 şampiyon olursa ben hakemliği bırakırım. Ooo. Ben geçen, geçen sene bizim bütün maçlarda karşı takımları destekliyordu arkadaş. Şu hakem arkadaş. Bu hakem arkadaş final maçında sizi kurtardı. Sağ olun eyvallah. Bomba açıp bakarken. Çok çok çok. İkinci sarıyı ben hatırlattım. Ha evet. Kırmızı oldu. Orada yazmamıştım evet. Olabilir. Teşekkür ederiz. Ve size çaldığınızı tersi çıkıyor genellikle. Maça maça dan sırat diyorum. Olur biz de. Evet. Yani şey... Çok eleştiriyoruz. Sizden taraf değildi ama siz şampiyon oldunuz. Evet. Allah razı olsun. İçine bizim sevgimiz yatıyormuş demek. Vay. Arkadaşlık. Demek ki. Ama son maçlarda bize penaltı çaldı, öyle çaldı. Oradan herhalde sıkılamaya çalıştık. Haklı tepki biliyorsun. Aslında sevgidendir. Tabii canım. Ama penaltı. Chelsea senin Chelsea'sin evet. Abi. Penaltı. Sen eğer beş oluyorsun şampiyon. Evet. Canın sağ olsun. Peki sence kim bu senenin şampiyonu? Ya bu sene bence alan gücü olur diye düşünüyorum. Hem defansif olarak hem forvet olarak hem de hücum olarak iyiler. Finali de aslında Karamizo olarak düşünüyordum ama son oynanan Spartak maçında çok korkak oynadıkları için alan gücü duy bunları duyarda. Çok korkak oynadılar. O yüzden bence alan. Evet. Sence Numa? Ya hocam şimdi hani sen söyle, geçen gönlünden geçen kendi takımı şimdi, söyle yani aynen şimdi gönlü gönlünden geçen tamam, eğer beş ama biz de bunu için çalışacağız olarak onun haricinde benim geçen sene Karamüza attı. Karamüza çünkü çok ben beğeniyorum futbollarını. Bu sene gözüme alan gücü çarptı yani defansif hattı çok güzel. Özellikle buradan Tolga abiye ben evet. Övgü çok sağlam devam. Kafa hakimi. Yani en iyi 11 müdahaleleri. Vardır. Aynen. Yani, ama defansta kafa toplarında ben Turgut'un üzerine tanımıyorum arkadaşlar. Kargadan Turgut'u da ve defans oyuncusu olup da ceza sahasındaki kafa hakimiyeti olarak da İbo'nun üzerine tanımıyorum. İbo'yu gerçekten helal olsun. Helal olsun. Evet. Helal olsun. Ateş... Sivok'a benzetiyorum. Sivok diyorum kendisine zaten. Atate şampiyon oldu. Evet. Şimdi avam gücü diyorsun sen. Yani benim aynen avam gücü. Evet. Sence senin? Ben karga diyorum. Karga şampiyon olur. Ya ben karga... Bir dakika sözümü kesme. Vay Emre! Ama beraber gideceksiniz bak farkında. Sıkıntı yok. Hakem odasında soğuk rüzgar. Özellikle ben Erkan abiyi çok beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum. Ve takımı çok iyi yönlendiriyor bence. Onun için yani bir sempatim olduğu için Erkan abi. Ha senin kargaya bir sempatim olacak peki. Karga... Ya Erkan abi bence ligin yani aklıma şu an... İki kişi geliyor, ligin en iyi iki topçusu. Bir de şu çıt kırılın faulleri beklemese var ya çok daha iyi olacak Erkancığım Erkan da. Erkan abi ve avamdan Faruk abi bence ligin en iyi iki topçusu. Ama etrafında... Kanat oyuncusu falan gerekiyor bence, forvet, kargo. Etrafında evet oyuncu yok. Tek başına debeleniyor. O yüzden çok sinirleniyor. Sinirleniyor, evet. İbo senin gözünde? Tabii. İTÜ'de oynuyorsun ama. Tabii. Ya biz de geçen sene tabii şampiyon olduk ama yani kimse beklemiyordu. Bir Serkan abi ilk toplantıda demişti benim favorim İTÜ diye. Olduk ama yani sonuçta playofflar farklı oluyor. Evet. Mücadele, orada mücadele edersen kopmazsın oyundan. Hani geçen sene Avam Gücü bizi üstün oynadı yarı final maçlarında ama yani mücadele maçı bırakmadık. Yan top oldu, bilmem ne oldu ama futbol sonuçta. Futbol böyle renkli. Öyle final çıktık. Spartak finalde de bize karşı üstün oynadı ama mücadele ettik işte. Yani takım oyunu oynamaya çalıştık. Bir şekilde şampiyon olduk penaltılarla. Bizim için de güzel oldu. Biz de yani son şampiyon unvanıyla başladık. Bize karşı daha iyi
takımlar daha iyi olmaya başladı. Geçen sene öyle değildi. Bu sene ama daha böyle transferinizle şöyle... daha iyi oldu. Siz de bu sene. Evet. Taner Taner abi de transfer ederek tabii. O da ileri attığımızı güçlendirdi. Devre arasında santrofor arıyoruz bir tane. Vay. Yani, gelmek isteyen varsa 9 numara arıyoruz. Pivot böyle. İsim devre gibi olmasın ama. Şu anda bir kulübüm var. 18'e giremez bize arkadaş. İlk 38'e bile giremez. 30 kişilik kaldı. 30'a bile giremez. Hocam lütfen burun iyileşsin görmüyorum. Valla ben bu sene Spartan şanssızlığını kırıp birinci olacağını düşünüyoruz. Ben %70 veriyorum Sparta. Aynen. Yani şampiyon olacağını. İlk 4 vermek istiyorum ben burada. Tabii. 1 Spartak diyorum. 2 Epikbol diyorum. 3 Avan Gücü diyorum. 4'te İstanbul Teknik diyorum. O zaman şöyle yapıyoruz. Tamam. O zaman finali o zaman diyorsun ki Epikbol'da Sparta boylar. Aynen. Böyle bir şey çıkıyor. Evet, Halim senin için? Ben şöyle söyleyeyim. Hani şeyler çok değiştiği için son şeylerde, playofflarda çok çok değiştiği için hani tam bir kesin bir favorim yok. Ama geçen hafta bir Sparta'nın oynadığı topu gerçekten çok beğendim. Evet, eksik olmalarına rağmen. Eksik olmalarına rağmen ben takım gençleştirdiler. Takım yeni topçuların takıma şey kattığına. Dinamizm kattığına şu şekilde. Eksik bölgelerine gelen topçuların çok iyi olduklarını. Hani sol beklerini ben çok beğendim. Orta sahadaki yani hep bunu aynı yaş grubundan kişiler gelmiş genelde. Hani ben Sparta'nın geçen hafta Karamiz'e karşı çok güzel oynadığını söylüyorum. Serkan tabiyle Cenan abi yoktu ona rağmen hani çok çok üstün oynadılar. Ben abim geçen de sene de şey yapıyordum. Hani geçen sene de benim çünkü oynayan kişiler hani topu bilen insanlar. Yani topu bilen insanların nasıl oynayacağını hani herkes az çok biliyor. Abim'in hani üstünü kuracağını düşünüyor ama Sparta'nın dediğim gibi bir sürprizle ben şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Tabii her maç aynı şeyde oynayıp oynamayacaklarını bilmiyorum çünkü Sparta'yı bir izliyorsun inanamıyorsun. Bir izliyorsun, hayretler ediyorsun ama bir de bakıyorsun hiç yani bu Spartak mı? Ama takım oyunu olarak yani. Yine ileri değil mi? Kesinlikle. Epikbol'da beraber. Epikbol'da öyle evet. Evet yani fikirleri de görüşleri de aldık. Düşünceleri de aldık. Yavaş. Yani ben... İlk 4'ü veririm hocam. İlk 4'ü veririm hocam. Şimdi 8'e kadar da veririm. Şimdi eğer ben birinciyi versem zaten diyecekler ki ya o şampiyon olsun. Şimdi yok, bak hocam. Şimdi oynadığı futbol devamlılık da. Bir de İsteyenlerle ilgili sorumlu yapacağım ben. Yani dediğim gibi Spartak benim için. Yani çok istiyorlar bu sene özellikle. Yani hani Gazoz'da yani çok... Arkadaşlar aslında Gazoz hikaye zamanında bir aktivizmin ön planda olduğu bir lig. Yani aktivistlerin olduğu lig aslında. Şimdi Gazoz liginde de Spartak daha çok aktivist olduğu için ve Gazoz liginde aktivizmi temsil ettiği için aslında Spartak daha çok istiyor bu sene şampiyon olmak. Yani illa hani vur kır parçala bu maçı kazan şampiyon ol diye değil. Daha çok istiyor. Aynen. Yani daha çok istiyor. İşte dediğim gibi Spartak, Avam, Karagıza. Ben Epik Bolu bu sene evet belki ama biraz bence var. Sıkıntı var. Eleme maçlarında, eleme maçlarında işte değişebiliyor her maçta, şey. Yani düzenli top oynayan ve bıkmadan yani evet. Şey yapmadan yani maç bırakmıyor. Maç bırakmıyor. Evet, maç bu bırakmıyor. Epikbol olsun, Spartak olsun. Yani düşmeyecek. Şimdi Avan Gücü çok istiyoruz, Karamizat çok istiyor diyoruz. Tabii onlar da favoriler. Ama bu çok istemek acaba onlara eksiği yönde mi dönecek? O da önemli. Maçlarda çok şey olabiliyor. Tabii ligin bu sene birincisine de ödül var. Kupa falan da verecek diye konuşuldu. Tabii ligi birinci bitirmek de çok büyük bir şey yani. İlk yarıyı birinci bitiren Karamizade bunlar kutladın tabii. Evet. Sürekli namalip iki takımımız var zaten. Spartak, Karamizade, Spartak, namalip bitirdiler ama ikinci yarıda onlar için bir şeyler düşüneceğiz. Bir programdan sonra kapattıktan sonra bir konuşacağız kenarımızda. Ne zaman mağlup edelim falan diye. Diyor İstanbul'da. Yani bunları sıraladım. Ben hani yani üçüncü, üç takım bunlar diyorum. Dördüncü takım dediğim gibi Epic Bowl olabilir. Hani siz birkaç takviye yaparsanız çünkü siz de bu sene biraz devamlı düşüş, devamlılık yok işte. Onun için o var, onu gözlemliyorum. Ebay 11'ler oldu. Ama sürprizler de çıkabilir. Hani hiç belli olmaz. Sen yani, İstanbul'u... İstanbul'u etkisiz, etkisizi unuttuk. Etkisiz elemanlar, etkisiz çok iyi. Oyuncularını kaybettiler bazı aynen ama iyiler. Yani onlar da çünkü etkisiz de evet çok iyi. Yani bırakmıyor oyunu. 90, 60 dakika. Yani 60 dakika bırakmıyorlar oyunu. Yani onun için inşallah ikinci ara daha keyifli ve zevkli geçecek diye düşünüyorum. Sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu bir ikinci ara olacağını düşünüyorum.
Çünkü ikinci yarıda şunu söyleyeceğim arkadaşlar, kartları, çünkü centilmenlik çok önemli olduğu için kartları daha yani çünkü yine kullanmamaya, özen göstermeye çalışmıştım. Aşırı itirazlara gösteriyordum ve çok sert faullere, ama artık ikinci yarı harfiyen kartları uygulamaya çalışacağız. Çünkü buradaki amaç tamamen eğlenmek, keyif almak. Keyif alıyorsak, eğleniyorsak ne mutlu bize. Onun için ben teşekkür ediyorum sizlere, evet, arkadaşlar. İnşallah ikinci yarı daha başarılı olacağız. Evet, hep beraber ki biz bir takımız. Bizim takımımız şampiyon. İnşallah. Şampiyon biziz. Hocam biz seneye bir takım çıkarsak ya. Çıkartacağız. Seneye çıkartacağız biz. Evet. Tamam. Evet, bu arada hakem arkadaşlar adına, herkesin adına 2016 yılının, yani yeni yılımızın hepimize sağlık, sıhhat ve sağlıklı ömür getirmesini diliyorum. İşlerimizde başarılı olmamızı, ne istiyorsak her şeyin gönlümüzce olmasını diliyorum ve temenni ediyorum. İnşallah hepimiz mutlu, huzurlu bir yıla girmiş oluruz. Güneşli günler bizi bekliyor. Sağlıklı. Evet. Arkadaşlar hoşça kalın.